iddiadan yılın fırsatı. Daha yüksek oranlar sadece 5000'e yakın iddia bayisi ve sadece iddia.com'da. Siz de kuponunuzu kral oranlarla hazırlayın. Çok daha fazla kazanın. Bir isim söyledik programın başında. Zidane. Yok, teknik adam değil. Manchester United'daki Alex Büyükel. Büyükel. Adam Smith'in görünmez eli vardır ya iktisatta, evet. Dengeyi getirir. O da hep öyle yapmaya çalışıyor ama Adam Smith dengeyi getiriyor. Alex Ferguson, ikisi de İskoçtur bu arada, dengeyi bozuyor. Ya, bence bak iddialı bir şey söyleyeyim. Hı-hı. Sözü sana vereceğim, özür dilerim. Evet, estağfurullah. Manchester United'dan Alex Ferguson ellerini çekmeden hiçbir hoca rahat çalışamaz. Niçin? Buyurun. Çünkü Old Trafford'a girdiğin zaman, menajer odasına, yani teknik direktör odası, menajer odasına gittiğin zaman sana başka bir oda gösteriyorlar. Çünkü Alex Ferguson'un odası hala Alex Ferguson'un odası olarak karşına çıkıyor. Yani normal şartlarda o kulüpte şey için ayrılmış. Teknik adamlar teknik adam için ayrılmış olan kulübede Alex Ferguson oturuyor hala. Kameralar, Alex Ferguson teknik direktörlüğü bıraktığından beri özellikle iç saha bütün maçlarında Alex Ferguson ve sakızını çekerek sana görüntüye başlıyorlar. Ve hala bir hani demokrasinin şeyi gibi, baba orada kılıcı gibi orada sallanıyor. Tabii ki biz şimdi burada Alex Ferguson'da kim birader edip çeksin ellerini kulüpten anlamında söylemiyoruz onu. United'ın yapılaşması anlamında söylüyoruz. Yani artık Alex Ferguson'dan fikir alınmadan yapılması gereken şeyler. Gerekirse Alex Ferguson'un odası emekli edilir. Hani formu emekli etmek vardır ya. Odayı emekli edersin. O odayı artık hiçbir şey yapmazsın. Alex Ferguson son şampiyonluğu kazandığındaki gibi şey yaparsın. İstiyorsan git Madame neydi o? Mumya Müzesi'nden. Madame Tussaud. Madame Tussaud'dan al. Mumya heykelini de koy oraya. Ama Alex Ferguson'u artık oradan çıkartmak gerekiyor. Yaptığı yani, her şey için teşekkür ederek. Ortada yani. Olmuyor. Ya da resmi bir göreve gelsin. Sorumluluğu olsun. Şimdi hem dışarıdayım. Ronaldo'yu ben getirdim. Teknik adamları ben belirlerim. Hem de ben ne yapayım? Ben sadece işte fahri bir şey. Olmaz. Yani ya içindesindir çemberin ya da dışındasın. Evet. Yani, orada hani muhatabı olsun. Yani. Ya da ama yani dediğin gibi o kameraların çekmesi her fırsatta Ferguson olmasa hocaları da yani mental olarak rahat ettirmiyor belli ki. Tabii ki. Ya da belki Ferguson da İyi bir teknik adam ama iyi bir teknik adam seçicisi değil belki. İyi bir yöneticilikle iyi bir teknik direktör arasında ciddi fark vardır. Bunlar farklı meziyetler. Conte zaten bu ortamda çalışamaz. Çünkü Conte sert ve o asıp kesecek şimdi zaten. Tabii yani dikte edici bir teknik adam. Mesela anılarında anlatır. Buffon Juventus'ta şampiyonluğu garantiliyorlar. Sonra bir iki maç daha var. Bir şampiyonluğu garantilemelerine rağmen hala video analizle rakip anlatıyor Conte. Ve bu şampiyonluk garantilendikten sonraki maç için yapılan video analizi Buffon böldüğü için Conte azarlıyor. Hı hı. Bak normal bir oyuncudan bahsetmiyorum. Buffon'dan bahsediyoruz. Buffon'dan bahsediyoruz. Neredeyse aynı yaştalar. Aralarında 5-6 yaş, 10 yaş falan maksimum var yok. Yani, belki de yani. Yani takım arkadaşıydı bu adamlar yani Euro 2000'de. Ben hatırlıyorum yani 2000'lerin ortasına kadar. O zaman Conte saçsızdı. O zamanlara bakanlar şimdi göremeyebilir onu. Sonradan saçları güzel oldu ama. Yani. Bayağı şey duruyor. Acaba şey Coşkun Saban Klin'deki gibi yapıştırma mı yoksa ekim bence mi? Bence öyle. Değil protez mi? Yapıştırma sanki bir protez sanki. Ama yani. Güzel oldu yani. Güzel duruyor. Güzel duruyor. Bunda bir şey yok. Abi. Eski hali rezaletti yani. Valla ben de öyle bir şey ihtiyaç duyarsam çekinmeden, hiç gocunmadan yaparım yani. Herhalde canım. Ben şimdilik şey yapıyorum, uzatmaları oynuyorum. Yakın süreçte ihtiyacım olacak ama. Nasıl olacak? Senin iyi. Seborrik dermatit var bende o yüzden. Yani şeyle alakalı değil. Yani deli atıyor kendisi saç, anladın mı? Öyle bir şey. Sinirlenmemem gerekiyor. Benim zaten malum. Senin evet. Mesela benim hiç sinirlenmemem gerekiyor. Doktor bana dedi ki, çok büyük bir buhran yaşadın mı son zamanlarda? Dedim ki, hayatımız buhran doktor bey. Yani bizim mutlu olabileceğimiz doktor ortam var mı? Ya Manchester'lı olsaydın deseydin. O zaman şükretip gittin. Yani Conte'nin durumu bu. Bence Zidane değil. Bence Conte bu arada. Bence de. Zaten Zidane'la ilgili çıkan haberler de şeydi. Zidane'ın reddettiği. Velhasılı kelam Manchester United'ın istediklerini alması için talep eden değil, istediğini alan bir teknik adama ihtiyacı var. Conte budur. Conte talep etmez. Conte istemez. Conte istiyorsa alır. Ve ya da almak için çabalar. Tabii bu Premier Lig'in pazarını biraz daha büyütecek bir hamle olarak karşımıza çıkacak. Çünkü artık hepimiz tabii ki iyi futbolun peşinden koşarken iyi menajerlerin de peşinden koşuyoruz. İngiltere'deki deyimiyle menajerin peşinden koşuyoruz. Yanlış anlaşılmasın. Çünkü yanlış anlaşılmaya müsait bir şey menajer dediğimiz olgu. Yani Thomas Tuchel'in olduğu, Jürgen Klopp'un olduğu, Pep Guardiola'nın olduğu, hala David Moyes'un olduğu, şimdi Newcastle'ın, Marcelo Bielsa'nın olduğu,
Sakal Reis'in olduğu, Rafa Benitez'in olduğu bir yere bir de Conte eklenmesi yapılacak. Hatta ve hatta bu hafta kaybettiler ama yapacak bir şey yok çünkü takımın menajerine zaten Graham Potter'ların olduğu bir... İçerideki İngilizler de işte Graham Potter... Shandaichi hocam benim, kızıl saçlı prens. Yani saç yok da hani kızıl hala, kafa kızıl yani kalmadı baba. 4-4-2 oynayacağım diye adam yıllardır şeyle oynuyor ya. Ne o James Hussle neydi yanındaki? Barnes. Barnes oynuyor, yapacak bir şey. Yedeği de Rodriguez. Yani bu yere doğru bir menajer eklemesi daha gelecek ve iş... Yani Southgate de mesela şu anda umarım Conte gelir diyordur yani. Tabii. Hani birazcık daha oyuncu yani. Gelişecek. Biraz daha benim elimdeki havuz gelişecek. Burada Rashford'u düşünüyor. Greenwood'u düşünüyor. Sancho'yu düşünüyor. Evet, Maguire'dan yani adam maçı izledi. Şey oldu yani. Lan ne olacak ya, acaba? Ne yaptın Mustafa'yı? Allah Tyrone Mings'e Declan Rice'i Mustafa'ya çeksen falan. Şeye gidiyor oradan Burnley'e gitti. Tarkovski'ye hazırsın yani. Var mı yeni film? O moda giriyor yani. Şimdi buradan başka bir konuya da şöyle bağlayacaktım. Newcastle'ın olası yeni menajerleri. Oraya geçmeden bence biraz Liverpool cephesini de... Ha Liverpool cephesi. Çünkü o kadar mesuliyette daldık ki. Peki Liverpool cephesi. Salah'tan konuşalım. Hem yeri gelmişken biraz kitaplara da girelim. Hı-hı. Güzel bir kitap. Yani her türlü kitabı tavsiye ediyoruz. Biraz daha genç arkadaşlara yönelik bir kitap. Evet, daha yazım dili olarak, anlatım olarak. Yani, yumuşak, yani. Net, evet. Çok detaylara girmeden anlatım. Hani böyle futbolu yeni yeni seven, okuma yazma bilen genç kardeşlerimiz için ya da çocuklarınız için izleyenlerimizin artık. Ha, büyükler de okusun yani. Ben 33 yaşındayım. Ben de hepsini alıp okuyorum. Bir şey kaybetmeyiz. Ama daha çok onları hedefleyen tabii. Kitap. Yani hadise şudur. Kitap özellikle. Kitap ve film gibi konularda hep düştüğümüz bir yanlış var. Mesela bir şey söylüyorsun, okuyorsun. Abi sen o kitabı nasıl beğendin? Film izliyorsun. O filmi nasıl güzel yani dersin? Çok spesifik şeyler. Çok göreceli bir şeyden bahsediyoruz. Yani ortada verilmiş bir emek varsa, yani şimdi bunun beğenicisi varsa sen buna kötü diyemezsin. Söyleyeceğin şey şu olur. Bana hitap etmiyor. Evet. Ya bir de zaten az yani. Türkçe yazılmış spor kitapları maalesef. Çok az olduğu için. Alın hepsini okuyun. Hayır, beğenmezseniz yani, de. Kitap evine giriyorsun abi mesela. Ben giriyorum. Bütün kitap evlerine özellikle sürekli dolaşıyorum. Sadece. Raf da değil. Şimdi orada da şöyle tanıtılıyor. Hobi. Ha işte hobi falan. Yani atıyorum köpeğimi nasıl gezdiririm? Köpeğime nasıl kakasını yaptırırım kitabının yanında? Sudoku'nun. Ya da bunu buluyorsun yani. Kitap evlerinde yapacak bir şey yok ki. Evet. Yani. Spor kitapları için bir raf ayarsan marangoz masrafına değmeyecek. Mesela ben Ankara'daki Tunalı'daki 4-5 katlı büyük kitap evlerinden birisinden hem Ufuk Kankaracan'la Didem Dilmen'in hem de senin son kitaplarını almıştım. Yenileri geldim oraya bilmiyorum mesela. 3 ay önce almıştım sonuncularını. Son kalmıştı. Sonra tekrar babalar doldurdular mı orayı? Yoksa farkındalar mı değiller mi? Birisi soracak olmadığını fark edecekler. Fark edecekler falan gibi şeyler. O yüzden yani. Olabildiğince alalım. Bir de bence bunu mutlaka alın. Evet yeni çıktı. Profilden çıktı. Jürgen Klopp'un Liverpool'a kadar olan sürecini anlatıyor bu kitap. Ama bayağı anlatıyor. Sonrası da zaten muhtemelen bir ikincisi daha gelecektir. Var mı? Vardır da bize gelecektir yani. 500 sayfalık bir kitaptan bahsediyoruz. Evet. Direkt Kara Orman yetiştiği köyden başlayan bütün Dortmund detayları falan. Çok detaylı bir kitap. Mutlaka tavsiye ederiz. Bende kitap bu arada ters basılmış. Yani kitabı şöyle okuyorum ama aslında böyle yani. Normalde nasıl okumam gerekiyor benim? Şöyle okuyunca düz oluyor. Evet. Yayın evinin böyle bir hatası olmuş ama iade etmedim. Bunlar da çünkü özel işte durum oluyor. Tabii. Ters basılmış bir Klopp kitabım var diye ileride torunlarıma anlatırım. Okurken düşündürüyor. Bak yani dışarıda okumadığın sürece dışarıda okumadığın sürece sorun yok. Çünkü düşünsene mesela metrodayız. Kitap okuyor birisi şöyle bir kitap okuyor. Benim izlemekten... Ben ne oluyor lan? Serkan. Ha, anladım en iyi kitap okuyan sensin. Tamam kültürlüsün. Benim izlediğim ve hala izlemekten çok büyük keyif aldığım bir film vardır. Çok eskidir yani. Şimdi mesela Z kuşağına ben bu filmi acayip gülüyorum desem adamlar bakarlar ve muhtemelen beğenmezler. Bu çekim yani o zamanın normal. Teknolojisiyle alakalı. Bana Göz Kulak Ol diye Türkçe'ye çevrilmişti. Bu Kırmızılı Kadın'da oynayan Gene Wilder'la Ecurisi oynuyordu. Siyahi oyuncu. İşte birisi sağır, birisi kör. Bir cinayete tanıklık ediyorlar ve ondan sonra onların hikayesini anlatan muazzam bir komedi filmidir. Tam böyle Wanda adında bir balıkla falan hepsi aynı dönem çıkan muazzam filmler serisindendir o. Orada da işte bizim kör olan metroda aynı senin anlattığın gibi. Şimdi kör olduğunu hiç kimseye çaktırmaya çalışıyor. Gazeteyi ters tutarak başlayan bir sahne var. Böyle başlayan muazzam bir sekans var aklıma geldi. Ama bu gerçekten özel bir kitap olmuş. Salah ve Klopp.
Liverpool'u konuşurken en azından bu kitapları da böyle her hafta bir ikişer tane bahsedelim meraklısına. Ben mesela Salah. Firmino için yazılmasını da çok isterim, biliyor musun? Var bir dönüşüm kitapları var da bize çevrilmedi. Ya bize çevrilmedi yani şey. Elimizde yok yani.